Sizin amacınız server'da yetkiye sahip olmak, tamam mı? Atıyorum server'a bulaşmak bir şekilde. Ne yapacaksınız abi? Hemen bir anı anlatıyorum o zaman. SMB ile ilgili. Çök 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 çök. Çök la çök çök çök. Oğlum dedim, broadcast paketlerinin hepsi geçer o zaman dedim. Evet abi, geçiyor zaten dedi. Nasıl lan dedim. Bende böyle bir ışıklar yandı. Dedim ne oluyoruz? Bir anda koşmaya başladık. Sağ bilgisayar başına doğru böyle bir anda. Tamam mı? Hadi lan. Hadi lan oradan. Hay YouTube. Aslanlarım benim. Network Services. Şimdi arkadaşlar, bilgisayarlarda çalışan bir takım servisler var. Bu servisler serverlar üzerinde, değişik server operating sistemleri üzerinde çalışıyor ve bizim hayatımızı, gündelik hayatımızı kolaylaştırmak için varlar. Bunlar Windows üzerinde çalışabilir, Linux üzerinde çalışabilir, ıvır üzerinde, zıvır üzerinde, değişik işletim sistemleri üzerinde çalışabilirler. Bu arkadaşlar farklı fonksiyonlara sahipler. İşte web server var, FTP server var, işte efendime söyleyeyim Samba Sushi, SMB server var, bilmem ne var, ıvır var, zıvır var. Bunlar mesela SMB server, ondan bahsedeceğiz zaten. Network file ve printer sharing için kullanılıyor örnek olarak. Tamam, işte Telnet server yönetimi için kullanılıyor. FTP var, file transfer için kullanılıyor. Bilmem ne bilmem ne. SSH var, zart var. Bunların üzerinde, bunlar bizi niye ilgilendiriyor bir pentest üzerinde? Bu servisler sevgili dostlar bizim işimize yarıyor. Nasıl yarıyorlar? Şimdi bu servisler çalışabilmek için bir defa bir username ve password'e ihtiyacı var. Yani daha doğrusu user account'una ihtiyacı var. Password'e ihtiyacı yok bazılarının. Bazıları da servisli account'u denen Microsoft'un NT Authority System denilen sistem account'u denilen bir account üzerinden çalışıyor. Şimdi eğer sizde bir açıklık varsa, bir exploit varsa, bir vulnerability varsa, exploitable bir vulnerability, bir zafiyet varsa bu servis üzerinde, siz bu servise erişim sağlıyorsunuz. Servise erişim sağladığınızda servisin bağlı olduğu, çalıştığı kullanıcının yetkilerine sahip oluyorsunuz. Ondan sonra bu yetkiler üzerinden işte atıyorum Interpreter'la bilmem neyle, Reverse Shell'le, ıvırla, zıvırla kendinize bir üst seviyede Privilege Escalation yaparak daha üst yetkilere sahip bir shell açabiliyorsunuz. Shell neydi? Komut satırı. Komutlarını koyduğumuz, çalıştırdığımız yer. Tamam mı arkadaşlar? Nihayetinde baktığınızda servis dediğimiz şey şuydu. Garson, server, tepsisi, üstünde tuttuğu, getirdiği zımbırtılar, servisler. Sizin amacınız server'da yetkiye sahip olmak. Tamam mı? Atıyorum server'a bulaşmak bir şekilde. Ne yapacaksınız abi? Siz eğer tepsiye erişim sağlayabilirseniz direkt oradan diğer servislere de erişim sağlayabilirsiniz. Ondan sonra eğer tepsinin üstüne bir tane mikrofon yerleştirebilirseniz, kendiniz saklayıp çay bardağının altına, tepsi mutfak kısmına gittiğinde, diğer serverların arasına gittiğinde bütün konuşmaları dinleyebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Amacınız bu. Sizin yapmaya çalıştığınız şey, tepsinin üzerinde servis yapılan fincanlardan bir tanesinin altında mikrofon yerleştirilebilecek kadar bir boşluk var mı? Bunu anlamak. Sonra adam aynı tepsiyle alıp onu toplayıp geri koyup götürdüğü zaman, götürürken altına mikrofon koymuş olacaksınız. Götürüp koyduğu yerde garsonların bütün konuşmalarını dinleme fırsatınız olacak. O zaman biz şimdi ufaktan arkadaşlar yolumuza başlayalım. SMB, Server Message Protocol. Bir istemci ile sunucu arasındaki iletişim protokolü, dosyalar, printerlar, seri portlar veya network'teki diğer kaynakların paylaşılması için kullanılıyor. Bir file sistemi ve diğer resource'larını başka client'ların başka bilgisayar erişimini açmak istediği zaman network'te server'lar kullanılıyor. Client'lar geliyorlar, kendi hard diskleri ama bazı shared dosyalarda, paylaşımlı dosyalarda erişmek isteyebiliyorlar. SMB protokolü response request protokolü olarak bilinir. Nedir bu? Önce request edilir, üstüne de response gelir, tamam mı? Yani multiple message'ı bir istemci ile server arasında iletmelidir ki bir connection'ı sağlayabilsin. TCP/IP üzerinden, genellikle NetBIOS over TCP/IP şeklinde, RFC 1001 ve 1002'de belirtecek şekilde, NetBIOS'da veya IPX/XPS protokolleri üzerinden çalışır. IPX/XPS eskiden kullanılan bir network protokolüydü. NetBIOS'da aynı şekilde. Artık günümüzde NetBIOS, yani Windows 2003'ten beri yanlış hatırlamıyorsam NetBIOS over TCP/IP şeklinde çalışıyor. SMB nasıl çalışıyor arkadaşlar? Client'lar bir connection'ı sağladığı zaman SMB komaya, yani server message bloklarını server'a gönderirler. Bu komutlar sayesinde paylaşılanlara, açık dosyalara dosya paylaşırlar, dosya açarlar, okurlar, yazarlar. İşte bir file sistemde, dosya sisteminde ihtiyacınız olan her şeyi yapabilirler. Ama sanki makinenin başındaymış gibi yapabiliyor ya. Hani baktığınızda
bu işlemlerin tamamını network'ten gerçekleştiriyorlar. SMB genel olarak Windows operating sistemi üzerinde çalışıyor. 95'te vardı. Samba var, bunun açık kaynak kodlu versiyonu. SMB protokolünü destekleyen. Unix sistemleri için de adı Samba. Hemen bir anı anlatıyorum o zaman. SMB ile ilgili. Çök. 98-99'dayız. ICQ var mesajlaşmak için. Acayip de popüler. Yıkılıyor, tamam mı? Ulan bana bir bilgi geldi. Bilgi şu. ICQ'yu unutun şimdi. O kısım dışında. Bilgi şu arkadaşlar. Kablonet'in bütün kullanıcıları aynı pool'u kullanıyor. Aynı pool ne lan dedim böyle. Nasıl yani falan diye arkadaşım söyledi. Oğlum dedi, bilgisayarlar aynı pool'dan IP alıyor ve birbirlerinin arasında switch'ler var dedi. Router yok dedi. Nasıl yani dedim, switch'ler var. Basma ya abi dedi. Router yok aralarında dedi. Layer 2 konuşuyorlar dedi. Oğlum dedim, broadcast paketlerinin hepsi geçer o zaman dedim. Evet abi, geçiyor zaten dedi. Nasıl lan dedim. Bende böyle bir ışıklar yandı. Dedim ne oluyoruz? Direkt böyle Allah dedim, bu broadcastler gidiyorsa o zaman file sharing de çalışıyordur. Arkadaş şöyle bir durdu. Bir anda koşmaya başladık. İnsan bilgisayar başına doğru böyle bir anda. Tamam mı? Direkt abi açtık böyle şeyi, sen söylediğini, network'ü. Ondan sonra bütün subnetleri taramaya başladık etrafımızdaki. SMB'de bakıyoruz böyle neler var diye. O zamanki programın adını hatırlamıyorum ama SMB share'larını vesaireyi, paylaşılmış klasörleri listeliyordu, tamam mı? Bir program vardı. Bütün kablo IP bloğunu tararsın. Kim ne kadar dosya paylaşmışsa hepsini açarsın. Ondan sonra incelersin, teker teker o paylaşılmış klasörlerin içine girersin. Bir tanesinde ICQ data dosyasını bulursun. İçinde şifresiyle adamın ICQ'sunu çarparsın. Bir tanesinde gitmiş bilmem nerenin Windows key'lerini notepad'e yazmış koymuş. Desktop'ını da aynen paylaşmış. Onu tırtıklarsın. Ne kadar bilgi varsa böyle. Aklınıza gelecek her şeyi açıkta böyle, tamam mı? Böyle giriyorum. Ah, topluyorum. Topluyorum böyle, hepsini alıyorum. Gel bakayım, sen de gel diye. Ondan sonra hani şeyi bıraktım artık. Böyle klasörün içine girip bilmem ne yapmıyorum. Seçiyorum ekranı, copy diyorum, indiriyorum abi aşağı, tamam mı? Direkt. Ondan sonra açıyorum abi, içine bakıyorum ne var diye. İşime yarayan bir şey var mı yok mu, tamam mı? Kanunsuz olan böyle kredi kartı bilmem ne falan filan şeylerini sil at. Onlarla işimiz yok. Ama işte atıyorum mesela FTP password'leri. Ay, bir gün böyle bir tanesine öyle bir girdim. İstanbul hosting mi ne, öyle bir tane İstanbul web tasarım mı ne, öyle bir tane site var. Web tasarım firmasının bütün müşterileri, hepsinin FTP'leri, FTP'lerin password'leri, ne var ne yok hepsini indirdim. Aynen NetBus olduğu zamanlar. Ne var ne yok indirdim abi, tamam mı? Anam bir baktım, ben şey diyorum ya, ben bunlara indeks atsam ömrü hayatım boyunca karizma yapacak kadar indeks sitesi var. Adamların bütün müşterileri web tasarım sitesi, tamam mı? Düşün, adamların her şeyleri geldi, tamam mı? Allah diyorum, neyse sil at. Ondan sonra sildim attım onları falan, ama neler geliyor böyle. Çünkü akşam oturuyorum abi. Direkt bütün IP aralığı ya. Kaç tane kablonet müşterisi varsa, tamam mı? Hepsine gidiyorum. Hiç acıma yok. Öyle topluyordum. SMB üzerinden Elemos vesaire vardı işte. NetBIOS üzerinden daha doğrusu. Paylaşımları görebiliyorduk. Ondan sonra çok eğlenmiştim ya. Ondan sonra şey yaptım. Bir tane ICQ bulduydum öyle. O ICQ'dan gittim böyle kendime bir tane ICQ numarası aldıydım. Güzel bir tane ICQ bulunca. Ondan sonra da mis gibi ICQ takıldım. Ya işte böyle bir, bu da böyle bir anımdır arkadaşlar. Enum for Linux'ta enumeration yaptırıyor bize abi. Tamam mı? SMB share'larını hem Linux'ta hem Windows sistemlerde aramamızı sağlıyor. Aslında GitHub sayfası. -u tagıyla user listesini, -m tagıyla machine listesini, n ile nameless dump'ını alıyorsunuz, s ile share listini alıyorsunuz, password policy bilgisi, nasıl bir password politikası varsa işte kompleks mi kullanılıyor, işte 8 karakter mi 9 karakter mi minimum mu nedir, onları alıyor. Group ve member listesini alıyor. -g ile a'ya basarsanız da tüm basic enumeration'ı yapıyor. Benim de en sevdiğim bu. Enum for Linux deyip -a deyip IP'ye basıyorsunuz. Hangi directory'ye bakmamız lazım? Onu söylesenize, ben bulamadım ya. Söyleyeyim bakayım. Neydi lan bu? Hay anasını. Aa, mordan nasıl çıkıyorduk lan? Aa, kaldım. Hadi lan. Hadi lan oradan. Hadi oradan. Efendi oldun oğlum. CTRL-X işe yaramıyor. Bütün tuşlara basın. Lan bir git. Alın bunu. Alın bunu. Sevgili YouTube, önemli bir duyuru yapacağım. Sevgili YouTube'cum, canım kardeşim, videoları seyrediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu videoların bazıları sıkıcı, bazılarında eksik bilgi var, bazıları bilmem ne. Sevgili dostum, videoların montajı esnasında uzun ve detaylı olarak konuya eğildiğimiz yerleri ne yazık ki tutmuyoruz. Sen konuya hakim olmak veya konunun eğitimi için izliyor olabilirsin, ancak oraya vakit geçirmek, konu hakkında az da olsa bir fikir sahibi olmak için gelen büyük bir çoğunluk var. Bu büyük çoğunluk
yoğunluk sebebiyle de ne yazık ki kısa tutmamız gerekiyor ve montaj esnasında bazı detayları koymamamız gerekiyor. Ama bunun da bir çözümü var. YouTube'daki videonun tamamında istediğin bilgilerin eksik olduğunu düşünüyorsan, bütün videoların altında açıklama kısmında yer alan twitch.com/lunis adresindeki video geçmişlerine, yayın geçmişlerine gidersen eğer, orada 2 saatlik yayının tamamına ulaşma imkanın var sevgili dostum. Hem geçmiş yayınlardan hem de her hafta salı, perşembe, pazar günleri saat 8'de olan canlı yayınlardan görebilirsiniz. Tamam mı dostum? Abone olun oğlum.